arkadaşlar, bulunduğumuz yer çok önemli bir hatıranın yeri. Bir, en başta Efendimiz Aleyhisselam'ın Kabri Şerif'in tam karşısında. İşte burası her şeyin anlam kazandığı ve her şeyin değerlendiği nokta burası. Birazdan Efendimiz'e selamlarımızı arz etmiş olacağız. Ancak niye buraya getirdim? Aslında tam dediğim istediğim yer şurası, ancak polisler dolaşıyor bize rahatsızlık vermesin diye buraya seçtim. Burası Allah Resulü Medine'ye geldi. Nereden geldi Allah Resulü? Allah Resulü Kuba'dan geldi, yani bir taraftan geldiler. Buraya kadar yaklaşık efendim 12 gün süren bir mesafede misafir olduktan sonra buraya geldiler. Devesi kasvayla geldi. Devesi kasvayı burada serbest bıraktı çünkü herkes onu misafir etmek istiyordu. Efendimizin devesi geldi. İlk başta buraya konakladı. Buraya oturdu. Kâhretkin'den hatırlayacaksınız. Sonra kalktı ve şu anda Mekin'in olduğu yere geçti. Niye buraya oturdu? Burada ne vardı? Burada Halid bin Zeyd Eba Ayyub el-İnsari Hazretleri evi vardı. Onda da bir hikmet vardı. Yüzyıllar öncesinde Mekke'yi ve Medine'yi talan etmek isteyen Yemen tutbası buraya gelirken yük simetleri tüçar olmuş. Sonra o zamandaki muvahhidlerden, Hanif ehillerden ahir zaman peygamberi Ahmet'in bu bölgelerde geleceğini öğrenmiş. Ve bunun üzerine kendisi gaybi olarak iman etmiş ve bir mektup yazmış iman ettiğine dair. Sonra bu evi ev inşa etmiş. O evin halkını Yemen'den gelen bir grup olarak geliştirmiş. Yemen'den gelen o grup, Hud Aleyhisselam'ın Yemen'de helak olan Ad kavminin birinci ağabeyin nesilinden olanlar. Yani peygamberin soyundan olanların nesili. Burada onlara bir ev hazırlar ve o ailenin çoluk çocuğuna eldelerine ulaşmak üzere bir mektup bırakır. O mektup Talip Zeyd Eba Eyyub el-Ensari'ye ulaşmıştır. Allah Resulü devesi bir işaret olarak oraya oturur. Efendimiz 7 ay boyunca mescit inşa edilene kadar burada kalmıştır. İki katlı bir ev. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle buraya geçinceye kadar Aleyhisselam'a